Bizim evin önünden, enkazın önünden bir vakaya giderken çalışanlardan birileri ambulansı durdurdular. Beni tanıyan birisiymiş mahalleden. Babamın çıkan vesikalık fotoğrafını bana verdiler o sırada. Babanın fotoğrafını bulduk diye. Babamın fotoğrafını alıp vakaya doğru seyrelende giderken, hani gözyaşı dökerek gidiyorsunuz illaki. Vaka adresine vardığımız zaman da bir şahsın babasının enkazda kaldığını öğrendik. O enkazdan sağ salim çıktı çok şükür ki. O babayla oğlun sarılmasını, mutluluğunu gördüğünüz zaman siz kendi acınız hem artıyor hem azalıyor o sırada. Ve diyorsunuz ki iyi ki bu mesleği yapıyorum diyorsunuz. Benim babam da, annem de sağlık emekçisi. Onlar da sağlık personeller. Onlardan zaten sağlık personeli olmanın ne demek olduğunu aileden öğrenmiştim. Daha sonra mesleğe başladıktan sonra öğreniyorsunuz. Mobil komuta kurulduğunda artık orada sisteme devam etmeye başladık. Bizim çağrılarımız belli bir süreden sonra diğer illere aktarılmaya başlanmıştı. Ondan sonra o illerden tekrar bize dönüş sağlanarak gerekli ekipleri, uygun ekipleri bölgelere yolladık. Zaten anoslarda ekiplerin enkaz altından çıkan yaralıları aldıkları zaman, yani hani çıktıkları zaman biz mutlu oluyorduk. Hani en azından birileri daha kurtulabilmiş, birileri daha yaşayacak olarak seviniyorduk. Eve girdim, ilk aldığım şey formamdı, nöbete gelirim diye. Daha sonra ambulanslar geçiyordu zaten hep yanımızdan. Bir ambulansımızı durdurdum, ne yapıyorsunuz dedim. Hani şu anda yardıma ihtiyaç var mı dedim, ben de gelmek istiyorum dedim. Hadi o zaman formanı giy, hemen götürelim seni dediler. Çünkü İskenderun Lojistik Biriminde tüm gönüllüler, tüm ambulanslar toplanmıştı. Hatta 112'nin. Toplandık. Ambulansa giderken ikinci deprem oldu, büyük deprem. O sırada aileme ulaşamadım, zaten telefonumun şarjı bitmişti. O şekilde lojistiğe ulaştık, daha sonra aileme de ulaştım çok şükür. Lojistik biriminde ekiplere ayrıldık. İşte her vaka geldiğinde ya da vaka gelmeden de zaten her yerde yıkım olduğu için hep beraber çalışmaya koyulduk. Önden geç. Ablasının öldüğünü gören bir işte kardeşi vardı ve onu tespit etmek için dövmesi olduğunu söylemişti. Beraber dövmesine bakmıştık ve ablası olduğunu öğrenmişti. O beni biraz etkilemişti.